şahımın Ertuğrul'umu Halep'e elçi olarak göndermesiyle başladı. Duydum ki Halep emiri Elaziz, Haçlı ordularına karşı kuvvet toplamaktaymış. Ben derim ki Elaziz'e bir elçi gönder. Halep, Ertuğrul'un gitmesine kadar. Hiç gelmeden bu yayladan göçmezsek hepimizin hali ara. Soyundan sevdiceğini Yeliz'i kara kazuluk atına bindirmiş. Dört nala gider. Ali Selçuklu Hanedanı'ndan Selçuklu Şehzadesi. Sana edebimizle sordum Süleyman Şah. İki gün mühletiniz var. Sen vermezsen biz gelip almasını biliriz. Sizlerle Selahaddin Eyyubi'nin torunlarını birbirine düşürdüğümüz gün hedefimize ulaştık. Kiye bizden birilerini yerleştirmiş durumdayız. Tüm Müslüman saraylarının muhabberelerini ele geçirmemiz lazım. Sana bu hayatı zehir etmez miyim? İslam alemi fitneyle boğuşurken bari benim de obamda huzur olsun dedim. Adalet, insaf. Şu obanın haline bir bak. Çatır 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 diyor. Açlık her yerde. Kış kapıda nereye göçeceğimiz belli değil. Hayvanlar açlıktan telef oldu. Dikine dikine gitmekten ne zaman vazgeçeceksin sen? Ha? Hiç kimse umurunda değil. Ne baban, ne oban. Ben otur. Bu nefesine bile ödemediniz bu dünyayı için. Öldüreceğiz. Zalime eyvallah diyeceğiz. O vakit töre susmaz mı? O vakit ocağımız sönmez mi? Elaziz'in askere ihtiyacı olduğunu da ben söyledim. Niye ben değil? Telaşlanmayasın beyim. Sana yüzünü kara çıkarmadan döneceğim dedim. Döndüm. Nallarından kıvılcım çıkanlara and olsun. Boyumuz için, beyimiz için, töremiz için ölmekten korkar isem, kara çelik öz kılıncımla gök ekin gibi biçleyin. Gök yarılsın, yağız yer delilsin. İsmim Bengü Taşlardan silinsin. Oğuz babam, ahirette benden davacı olsun. Çıktığım gaza yolunda Allah yardımcım, Hızır Ata
yoldaşım olsun. Törenin devleti Selçuklu'ya itaat edin. Bilirsiniz, Halep'e bin bir zorluk ve çileyle geldi. Tapınakçılardan kurtulmuşken, şimdi yeniden yola revan olmak niye? Beyimiz Süleyman Şahımız ölmeden önce vekaletini bana vermişti. Süleyman Şahımız, bu ittifakın gerçekleşmesi için çok çaba harcamıştır. Bir anda Haçlılar, bir anda Moğollar, yeni bir cihanın arsız, acımasız, kanlı bir düzeni kurulmaktadır. Bu düzen ya kuyruğunu kıstıran itlerle ya da dimdik duran alplerle birlikte olmamız lazım. Kalabalık görmemiştim onları. Bir kol Alplere saldırırken, bir kolda kadınlara ve çocuklara saldırdılar. Çok fazla şehidimiz vardı. Çok fazla. Hepsinin gözü dönmüştü. Aç bir kurt gibi saldırdılar. Kaya Obası çok cenk etmiştir. Lakin böyle talan, böyle zalimi görmedim. Halep'e gitmeyelim dedim, gittiler. Anadolu'ya gelmeyelim dedim, geldiler. Çeşitli sebeplerden dolayı ağır cezalar almış. Oyun toplanıp cezaların toyda kararı bağlanmış. Toprakların da Noyan'a yardım edin.
yataklık edip ahaliye ihanet eden o kadar çok adam var ki şaşar kalırsın. Hepsinin o yana can suyu taşıyor. Selçuklu sınırlarında binlerce Moğol var. Ne yapalım? Bir avuç Alp denizlerine mi saldıralım? Cihat da Moğol'la değil, güneşin battığı topraklardadır. Devletimizin Bizans sınırında. Ne dersin Ertuğrul Bey? Bunca beladan, dertten kurtulmuşken bizi yine belanın kucağına mı atmak istersin? Bence en doğru yer Ahlat'tır. Ahlat'ın bereketli dağları sürümüzü büyütmek için en uygun yerdir. Sultanımızın ihya ettiği Ahlat ile ticaretimiz de kuvvetlenecektir. Sürülerimizin değil, kaderimizin çizildiği kutlu yolda göç etme vakti geldi. Duyduk, duymadık demeyin. Süleyman Şahoğlu Gündoğdu Bey, Ayobası'nın yeni beyi seçilmiştir. Burada durmak bana zulmdür. Ertuğrul, nereye gidersin? O bir avuç zavallının da eceli olacaksın. Ümmet olan Hazreti İbrahim gibi yollara düşüp senin o zavallı dediğin insanlarla devlet kuracağım. Daha çocukken neden uzak tutacağımız günlerin hayalini kurarız? Ucunda ölüm olduğunu bile bile neden aşkla cenk ederiz? Zalime neden kin tutar, niçin cihat ederiz? Zalime dur demek için, mazluma ettiklerinin hesabını sormak için. Ayaklar altına alınmış adaleti, merhameti ayağa kaldırmak için değil mi? Gayemiz soyumuzun, dindaşlarımızın huzurundan başka ne ola? Kardeşlerim, vakit bize emanettir. Cihan bizden bir şeyler bekler. Geisi imanımızla boğup zalimin karşısına dikileceğiz. Eğer benimle bir olursanız batılın tüm kalelerini yıkacağız. Her biriniz fatih olup adaletin sancağını dalgalandıracağız. Seçin içinden kötüsün, Bizans beden kapısı. Ben
Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Ben ölsem de dava ölmez. Kulak tutmadık sözüne, girelim meydan yüzüne. Ecel gönderi gözüne, kendiliğe biçen gelsin. Ecel gönderi gözüne, kendiliğe biçen gelsin. Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet. Süleyman Şah değilim ki sana haddini bildireyim. Sen de çocuk değilsin. Seni döveyim. De bana kardeşim. Bir gün olur da ben eğri bir karar verirsem dimdik arkamda duracak mısın?